Yerel seçimleri konuşmaya devam edeceğiz ve bugün HDP var. Bir HDP adayıyla birlikte ve deneyimli bir HDP'li ile konuşarak o cepheyi ele almaya çalışacağız. Konuğumuz HDP Ankara Milletvekili ve Çankaya Belediye Başkanı adayı Filiz Kerestecioğlu. Skype'la bağlantı yapıyoruz. Filiz Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Çok hareketli bir seçim kampanyası ve HDP açısından da çok enteresan, çok ilginç. Yani HDP her yerde var. Olduğu yerlerde de var, olmadığı yerlerde de var. Evet. Aşağı yukarı bütün propaganda HDP ve onunla ilişkilendirilen yöntemler üzerine kuruluyor. Bu sizi zorluyor mu? Nasıl gidiyor seçim kampanyanız? Çok canlı gidiyor aslında gerçekten. Tabii ki karalamaların dışında, hani yapılan düşük siyasetin dışında hakikaten. Onlar olmasa aslında çok daha canlı olacak. Daha demokratik bir yarış olsa, daha adil bir yarış olsa yapabileceğimiz çok daha fazla şey var. Çok sayıda insanla daha fazla kucaklaşabileceğiz ya da projelerimizi, düşüncelerimizi, demokratik bir kent siyasetine ilişkin fikirlerimizi daha iyi anlatabileceğiz. Ama maalesef karşı taraf biraz böyle hakkaniyetli olmayan, fütursuzca ve aslında her günde aynı şeyleri tekrar ederek bir siyaset yürütüyor. Ben hani bakıyorum böyle enformasyon notlarımıza, gerçekten bazen gülmek istiyorum. Çünkü her gün aynı şey geliyor. Yani diyorum iki insan, yani Erdoğan ve İçişleri Bakanı gerçekten bu kadar mı kendini tekrar eder? Gittiği her yerde her gün aynı şeyleri söylemek ve oraya dair hiçbir sözünün olmaması enteresan bir şey. Yani onların yürüttüğü kampanya farklı, bizim yürüttüğümüz kampanya farklı. Ama ben bu anlamda partimizi takdir ediyorum. Genel olarak muhalefeti de aslında. Bu tarz bir dil kullanmıyor kimse. Böyle bir öfkeli dille ve gerçekten hani hakarete varan sözlerle ya da suç işleyerek aslında, hani terörist diyerek, işte onlara tekrar kayyum atayacağız diyerek, onları açığa alacağız diyerek, bunların hepsi bence suç. Böyle bir siyaset yürütmüyoruz. Bu da herhalde insanlarda karşılığını buluyor diye düşünüyorum. Çünkü insanlar artık bu tür siyasetten de yorgun düştüler. Şöyle bir paradoksal şey var. Onunla ilgili görüşünüzü almak istiyorum. Şimdi evet, iktidarın siyasetinin, propagandasının ana unsurlarından biri, belki birincisi HDP ve onunla ilişkilendirilen bir zincirleme, bir ağ. Bununla birlikte son yılların, özellikle de son seçimlerin belki bir takım yorgunlukları, bir küskünler, ilgisizler tavrını farklı bir şekilde koyup araya bir mesafe koymak isteyenler yarattı. Bu CHP'de de oldu, HDP'de de oldu, belki başka yerlerde de oldu. İktidarın bu yöntemi, bu oldukça aktif, belki gereğinden fazla aktif, agresif yöntemi sizleri de sanki saflarınıza daha fazla mobilize etti gibi düşünüyorum, ama acaba yanılıyor muyum? Şimdi bizim seçmenimiz çok politik bir seçmen. Gerçekten reel analizler yapan, buna müsait ve aslında küskün olmayan bir seçmen. Her şeye rağmen küskün olmayan bir seçmen. Yani kendilerini bu kadar kırmalarına, kendilerini bu kadar kriminalize etmelerine, bu kadar dediğim gibi hakaretamiz sözlere rağmen küskün olmayan bir seçmen. O anlamda tabii ki benim dediğim şey, hani sizin de belki ifade ettiniz, bu tür siyaset biçiminden yorgunluk. Belki gerçekten bunun karşılığını görememek. Çünkü bir seçmen düşünün ki oy veriyor. Ondan sonra milletvekilleri, eş başkanları içeri alınıyor, cezaevine giriyor. Belediye başkanlarını seçiyor. O belediye başkanları cezaevine alınıyor ve gerçekten kendi iradesinin yansımasını göremiyor. Ama bunun cevabını özellikle son Nevroz mitinglerinde de verdi bizim seçmenimiz ve dedi ki biz irademize sahip çıkıyoruz. Yani ne olursa olsun bizim irademizdir bu ve biz onları yeniden seçeceğiz. Aslında oradaki mesajlar seçimle bağlantılı olarak kurulursa böyle bir mesaj.
Diğer partilerde de tabii ki yani seçim sandığından uzaklaşmış seçmenler olabilir. Hani bizde de hiç yoktur demiyorum. Mutlaka genel olarak o tespitiniz doğru olabilir. Ama bu insanların da evet yeni bir siyaset yapma biçimine ihtiyaçları var. Yani biz niye mesela Yeni Zelanda'ya baktığımız zaman bir mahcubiyet duyuyoruz? Yani orada insanların işte ölülerinin arkasından bir katliamın ardından Müslümanlara yönelik yas tutmaları için elden gelen her şey yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Yani bu kucaklayıcı dil insanların ihtiyaç duyduğu dil ve artık işte böyle siyaset yapma biçimlerine ihtiyaç var. Biraz da bundan dolayı uzaklaşıyorlar. Gençler mesela bir umut göremiyorlar o anlamda siyasette. Çünkü kendi katılımları söz konusu olamıyor. Kadınlar deli gibi sahalarda en fazla çalışanlar kadınlar. Bütün partiler için bu söz konusu. Ama bunun karşılığını göremiyorlar. Bakıyorlar 1297 AK Parti adayından 24'ü sadece kadın. 900 küsür CHP adayından 48'i sadece kadın. Yani bir bize baktığımız zaman biz hem eş başkanlık sistemiyle hem de kadın katılımının gerçekten %50'ye varmasını aslında istememize rağmen bunu gerçekleştiremedik. Bu konuda öz eleştiri de veriyoruz aslına bakarsanız. Hani bir bizde o farklılığı görebiliyorsunuz ama tabii ki bunların yarattığı etkiler var. Bir de çok düşmanlaştırıcı bir siyaset biçimi. Yani buna gerek yok. Aslında yerel seçimlere gidiyoruz. Yerel seçimlerde gerçekten orada iyi şeyler yapmış, o şehri seven, o şehre katkısı olacak şehre veya ilçeye bağımsız insanların da aday olabilmesi lazım. Yani normal demokratik bir siyaset bunu gerektirir. Ama bunu da göremiyoruz. Evet. O yüzden işte biz kendi siyasetimizde, yani benim adaylığım da biraz öyledir, belediye meclislerinin önemini vurgulamak, belediye meclislerine katılımın öneminin ne kadar aslında denetleyici bir şey olduğunu, eğer o olmazsa, çoğulculuk olmazsa, katılım olmazsa orada denetimin olamayacağını vurgulamak için de ben her yerde belediye meclislerinde HDP'ye oy vermeye çağrı yapıyorum. Bunu çok önemsiyorum gerçekten. Çünkü şunu da bitirirken vurgulamak isterim. Gerçekten belediye meclisi üyesi olabilmek milletvekili olmaktan daha zor bir şey. Burada da adil olmayan bir seçim sistemi var. Yani baraj çok ciddi bir baraj olarak karşımızda duruyor. Yani bu bütün halkın karşısında bir baraj olarak duruyor aslında bakarsanız. Çünkü biz yerel yönetimleri önemsiyorsak, yerelden yönetim aslında daha demokratiktir ve bu güçlenirse demokrasi güçlenir diyorsak, halkın söz sahibi olması gerekir diyorsak, bu baraj sistemini de bence değiştirmeliyiz. Yani sadece peki, parlamentoda değil. Filiz Hanım, çok kapsamlı bir cevap verdiniz. Aslında soracağım iki soruya da fiilen öyle cevap mi vermiş oldunuz. Hem kadınlar konusu, o konuda duyarlı olduğunuzu biliyorum. O konuyu da ele aldınız. Hem de başka söyleşilerinizde de ben duydum ya da okudum. Bütün mesele belediye başkanı ya da vesaire birileri evet olmak değil. O belediye evet meclislerinde seçilmenin önemini de vurgulamıştınız. Bizde de bunu tekrarladınız. İyi oldu. Bununla birlikte izninizle ben o soruma iki taraftan devam etmek istiyorum. Şu küskünler ve benzeri tepkide olanlar konusunda. Şimdi bir Selahattin Demirtaş'ın bir çağrısı oldu. Enteresan evet bir çağrı. İçerik olarak da enteresan ve epeyce de duygusal, hapisten gelen bir şey ve şu tür anlatımlar da içeriyor. Yani bağrınıza gerekirse taş basın. İstemiyorsunuz evet da olabilirsiniz. CHP'nin, İYİ Parti'nin vesaire adayları ama iktidara karşı sandık başına gidin türünden. Bu demek ki önemli bir seçim noktası. Sandığa gidip gitmeme açısından da seçim noktası diye düşündürdü. Bir de özellikle Ankara tabii ki sizin bölgeniz evet ve Ankara'da bir Mansur Yavaş faktörü var. Onun kökenleri var. Yaptığı bazı açıklamalar var ve Ankara'daki seçmenlerin, sizin seçmenlerinizin acaba dedirten belki de çelişkileri var. Ne dersiniz? Evet. Şimdi bu bir strateji. Gerçekten bu stratejimiz zaten belki karşılığını bulduğu için de bu kadar saldırıya uğruyoruz. Şimdi biz şuna insanlarımızı ikna etme gayretini gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Biz bölgede kazanacağız çünkü orada
kayyumlar işgal etti ve iradenizi tanımadı. Bu nedenle onları geri alacağız ve halktan yana o sosyal ve toplumcu belediyeciliğimizi hayata geçireceğiz. Tekrar orada kazanacağız. Diğer stratejimiz ise ona şuna buna oy vermek değil veya onunla bununla şununla ittifak yapmak değil. Gerçekten bir Türkiye'nin geleceği açısından Türkiye'ye bir nefes aldırmak istiyoruz. Şimdi belediyeler önemli kaynaklar ve bu kaynaklar ranta açılıyor, imara açılıyor sadece. Alınan belediye meclisi kararlarının %80'i imar ve rant işleri oluyor. Belediyecilik böyle bir şey değil. Yani biz kent postan kurmak istiyoruz diyoruz, kent demokrasisi diyoruz, aynı zamanda işte Ankara'ya bir barış anıtı dikeceğiz diyoruz. Yani bütün bunların sözünü söylüyoruz ama bu stratejide biz Mansur Yavaş'a oy veriyoruz, Mehmet'e oy veriyoruz, Ayşe'ye oy veriyoruz diye bir şey yok. Biz gerçekten Türkiye'nin geleceğine oy veriyoruz ve AKP-MHP ittifakını bu kadar zamandır zulümle yöneten bir iktidarı geriletmek istiyoruz. Ben buna seçmenimizin artık ikna olduğunu düşünüyorum. Sevgili Selahattin Demirtaş'ın mesajı da önemliydi ve aslında bunu kapsayan, bu minvalde bir mesajdı insanlara. Bunu başarmamız gerekiyor çünkü biz baskı rejimi diyorsak bu şaka değil. Yani bir baskı rejimini geriletmek için uygulanması gereken stratejiler vardır. Bu yani normal olarak demokratik bir yöntemdir ve gerçekten bunun yapılması onları geriletecektir. Zaten bunun sancısı gözlenmektedir aslında. Ama sonrasında biz tabii bırakacak mıyız peşini? Ben mesela böyle bir şey yapmayacağım. Yani ben Çankaya'da gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Ben belediye meclisleri üyelerimizden daha az oy alırsam gocunmam. Çünkü önemli olan budur diyorum. Ama sonrasında da ortaya çıkardığımız, gördüğümüz yanlışları gideceğiz ve denetleyeceğiz diyorum ben seçilemesem de. Yani peki, yapmamız gereken budur. Peki şimdi kısaca tabloyu tamamlamak açısından iktidarın seçim stratejisini konuştuk, HDP'nin tavrını izlediği yolu konuştuk. Sizin şu ya da bu şekilde ittifak yaptığı ya da adaylarını zaman zaman desteklediğiniz bir de CHP var, İYİ Parti var, belki SP var. Bunlar sık sık iktidar tarafından HDP ile işbirliği gerekçesiyle açıkçası sıkıştırılıyor. Bunların evet, tavrını bu sıkıştırmalara karşı ve size karşı tavrını nasıl buluyorsunuz Filiz Hanım? Şimdi biz burada açıkçası çok kucaklayıcı ve gerçekten hani daha sola çeken bir söylem beklemiyoruz. Yani dediğim gibi bu bizim stratejimiz. Biz kimseye bakmadan bu kararı aldık ve bunu uygulamaya devam edeceğiz. Ama tabii ki isterdim ki şöyle bir şey olsun. Her kente aday olanlar o kentin bütün seçmenlerini kucaklayıcı şekilde ifadeler kullansınlar. Biz bir partiyiz. Bizim seçmenlerimiz bu ülkenin vatandaşları, yurttaşları ve bu kadar kriminalize edilmeye çalışılan, bu kadar aslında ötekileştirilmeye çalışılan bir partinin kucaklanması ve seçmenlerinin kucaklanması Türkiye demokrasisine kazandırır. Çünkü biz daha sonrasında şunu da gördük. Biz 4 senedir sınanıyoruz ama başka sınamalar da gördük. CHP milletvekillerinin de cezaevlerine girdiğini gördük. Gazeteciler cezaevlerinde, akademisyenler, 8 bin akademisyen işinden oldu bu ülkede. Ve bütün bunlar aslında Türkiye muhalefeti ve Türkiye'nin aklı, geleceği. Yani bunu kucaklayıcı söylemler, bununla bir yapılacak bir gelecek vaadi Türkiye'ye çok daha fazla şeyler kazandırır diye düşünüyorum. Tabii ki aynı zamanda Türkiye'nin barışı, yani her yerde, içeride ve dışarıda sürekli savaş çığlıklarına karşı gerçekten Türkiye'nin barışını savunmakta Türkiye'ye çok fazla yol açacaktır. Ekonomik krizi ortadan kaldıracaktır. Bütün bunları da bizle beraber diğer muhalefetin de görmesi ve kavraması gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki Filiz Hanım, sizin aslında siyasetçi kimliğinizin dışında başka kimlikler de var. Hepsini belki sıralamak zaman alabilir. Hukukçu Hiç kimliğinize abi. Gelmeye çalışacağım ama tabii ki söyleşi öncesinde de konuşmuştuk. Gazetecisiniz aynı zamanda, meslektaşsınız ve 8 Mart yazısındaki bir cümleniz çok hoşuma gitmişti. Onu özellikle söyleyeyim. O gece haksızlıktan uyuyamadım. Bu klasikleşebilecek bir cümleydi. Kadın hareketinin temsilcilerinden birisiniz. Belki sanatla, kültürle ilişkiniz vesaire sürdürülebilir ama hukuk tarafına dönerken, sizi de bulmuşken, şu cezaevleri ve açlık grevleri konusuna değinmek istiyorum. Bilmiyorum okudunuz mu? T24'te Oya Baydar'ın son yazısı. Ölüme değil yaşama sahip çıkmak adına HDP'yi de bir çağrı yapmaya davet ediyordu ve Leyla Güven'den ve orada kaybedilen, hayatına sonlandıran iki kişiden de bahsederek yaşama sahip çıkma çağrısı yapılıyordu. Ne dersiniz bu konuda siz? Evet, ben de yaşama sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Nevroz mitinginde Ankara'da da bu çağrıyı özellikle yaşamını sonlandıran gençlere yaptım. Bunu yapmayın. Leyla Güven de bunu istemez ve hiçbirimiz bunu istemiyoruz diyerek yaşayarak mücadele etmek gerekiyor. Gerçekten ona sahip çıkmak gerekiyor. Ben gençlerin aslında hissettikleri o haksızlık duygusunu da anlıyorum. Ama burada en öncelikli çağrım tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve Adalet Bakanı'na. Çünkü istenen çok basit iki talep var ve bunlar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanmasını gerektiriyor. Yani bunu bir hukukçu olarak Adalet Bakanı da çok iyi biliyor. Tecritin kalkması, avukat görüşünün yapılması ve aile görüşünün yapılması, bunların düzenli olarak yapılması. Her mahpus bu hakka sahiptir ve öncelikle bu hakkın önümüze konulması ve bunun işte seçimdi, şuydu, buydu diye hesaplara, kitaplara sokulmaması gerekiyor. Ama aynı şekilde ben yaşamı savunmak gerektiğini ve yaşayarak mücadele etmek gerektiğini de çok net olarak ifade etmek isterim. Filiz Hanım, Çankaya'daki durum ne ve sizin Çankaya için diğer adaylardan farklı getirdiğiniz orijinal bir çözümünüz ya da bir projeniz, belki bir çılgın projeniz var mı? Yok, çılgın projem yok. Aslında bugün tabii hiçbir yerde demokrasiden söz edemediğimiz için belki bunlar çılgın proje sayılabilir diğer yandan da. Katılımcılığı istemek mesela, katılımı istemek. Gerçekten belediye meclislerinde, kent konseylerinde çok farklı kesimlerden insanların bir arada olmasını istemek, mahalle meclislerinin kurulmasını istemek çılgın proje sayılabilir ki hiç de çılgın olmayan aslında gayet demokratik projeler. Ama ben Çankaya'nın en önemli ihtiyacının kalan %30 yeşil alanın imara açılmaması olduğunu düşünüyorum ve ister biz kazanalım ister başkaları kazansın, gerçekten bundan sonrasında halkın bu konuda bu alanlara çok daha güçlü olarak sahip çıkması ve o kararlar alınırken bunu engellemek için de çaba göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bunu birkaç kez ifade ettim, size de ifade edeyim. Bir alanın aslında bence belki kurtarılmasını sağladık sadece adaylığımızla. Mesela eski Maltepe pazarında bir çarşı yapılmıştı ve o çarşıyı hakikaten biz başka bir halde kullanılabilir dedik. Çünkü bomboş 5 yıldan fazladır orası kapalı olarak duruyor. Altında onlarca dükkanı olan bir yer. Ve bu yer dedik aslında kadınların ürünlerini satabileceği bir yer olabilir, gençlik merkezi olabilir. 4-5 gün önce mesela bununla ilgili karar alınmış ve orası 5 yıldır atıl duran, belki satılmak için bekleyen o yer Umut Gençlik Merkezi olacak dendi. Şimdi bu çok güzel bir şey. Bunun da takipçisi olacağız. Yani biz yaparsak, zaten biz yapacağız biz kazanırsak, ama takipçisi olacağız. Bence en önemli çılgın proje katılımdır. Yani herkes kendi hakkını aramalı ve katılmalı belediye meclislerine. Belediye meclisleri herkese açık bu arada. Yani meclis üyesi olmasanız da katılıp izleyebilirsiniz.
Peki tekrar tekrar vurguluyorsunuz belediye meclislerini, onun evini anlamaya çalışıyoruz. Bitirelim. Bitirirken de sizin birkaç kez karşılaştığınız bir konu aslında. Sizin için belki bir tekrar olacak ama belki T24 seyircileri açısından ilk kez duyulan bir şey olabilir. Demin oylama süreciyle ilgili olarak sorumluluktan, fedakarlıktan bahsettik. Sonra hapistekilerle ilgili, onların direnişiyle ilgili yaşam, ölüm, bu tür duygulardan bahsettik. Bir de iktidar adaylarının sahip çıktığı bir takım duygular var. Aşk, sevda, ben bu şeyi seviyorum, aşığım onun için vesaire. Bu güzel duygusal kelimelerin seçim kampanyasındaki yerini nerede görüyorsunuz acaba siz? Ben bunu şöyle ifade ediyorum. Bazı erkeklerin sevgisi nasıl kadınları öldürüyorsa iktidarın sevgisi de kentleri öldürüyor. Gerçekten aslında biz o sevgiyi, sevdayı, gönül işlerini çok net olarak görüyoruz. Ben yıllarca büyüdüğüm, okul yıllarımı geçirdiğim Ankara'da da görüyorum. Aynı şekilde hayatımın önemli bir kısmını, meslek hayatımın geçirdiğim İstanbul'da da görüyorum çok yakından. Kentleri öldürüyorlar, kimliksizleştiriyorlar. İşte zaten aslında sahip çıkılması gereken şeylerden biri de bu. Kendimizi de, kentimizi de biz yöneteceğiz derken bunu ifade ediyoruz. Peki Filiz Hanım, çok teşekkürler katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size özgür yayınlar dilerim. Teşekkürler. Gerçekten bitişte de vurguladığımız gibi bu sevgi, aşk, bunların hepsi güzel ama boğmayan, öldürmeyen, geliştiren, özgür bırakan sevgiler kuşatsın bizi genel olarak hayatımızda ve bu seçim sürecinde de HDP Ankara Milletvekili ve Çankaya Belediye Başkanı adayı Filiz Keresteçioğlu konuğumuzdu. Başka programlarda yeni konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.